Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. İyi pizza, güzel pizzanın 6. bölümüyle sizlerin karşısındayım. Pizzaya sos ve peynir koyacak asistanların kilidi açıldı. Bununla beraber 17. gündeyiz. Bazı upgrade'leri almış olsak da hala yeteri kadar çok paramız yok. Tamir edilebilecek ürüne ihtiyacımız yok. Bununla beraber zeminlerin, kutuların falan filan modelini değiştirebiliyoruz ya da masaların modelini değiştirebiliyoruz. Bunlar bizim muhtemelen daha fazla müşteri çekmemizi sağlayacak. Bununla beraber acaba başka bir yükseltme gelir mi şu parayla, şu puanla? O yüzden bu puanı bekleteceğim. Henüz bir tamiratım yok. Fırınımı da upgradelemiştim. Hızlı bir şekilde para kazanmaya devam ediyorduk. İyi pizza, güzel pizza serimizde. Bu arada babuşlar, seriden keyif alıyorsanız beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir tane bol pizzanlı bir, bol soğanlı bir pizza. Pizzayı kesme randevum var. Bol soğan derken ben aynı stil mi koyacağım? Adam bol soğan diyorsa toplantım var diyor herif, bol soğanlı pizza istiyor abi. Bayağı mantıklı ha. Herhalde pide gibi dürünüp yiyecek herif. Al. Bayağı bol soğan. Pizzayı kesme, tamam. Harbiden bildiğim pide gibi dürüp yiyecek abi herif. Afiyet olsun reis. Afiyet olsun abi. Ne diyeyim yani? Mantar var mı kanka pizzam için? Sihirli olmayan, pardon. Sos, peynir ve mantar, bu kadar. Normal mantarlı pizza desen abi, sihirli olmayan mantarlı pizza ne ya? Sihirli olmayan diyor bir de herif ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben soracağım abi. Ben emin olacağım yani. O herif çünkü daha dangalakça bir şey söylüyor olabilir. Tamam, al bakalım bunu. Vallahi bir de 7 dolara hızlandırma paketi aldım ki tık 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 her şeyi kesip biçeceğim. Bir sosisli kucak. Pizzayı kesme. Tamam. Sosisli kucak dedi. Sosisli sucuklu yumurta arkadaşlar. Serinin başında öğrendim abi. Sucuğa kucak denildiğini ben bu oyun sayesinde öğrendim. Gel bakalım. Ver pizzayı. Pizzayı kesme falan dedi mi hatırlamıyorum. O yüzden keseceğim. Neden yanlış sayıda dilimledin? Ne demek yanlış sayıda dilimledin lan? Bir sosisli sucuklu, tamam. Dilim sayısı belirtmişti galiba eleman da, ben dilim sayısı belirttiği anda şey yapmayı unuttum. Sosisli sucuklu dedi değil mi? Aynen, sosisli sucuklu. Abi, efendim canım. Sipariş çıkarırken orada not defterinde yazıyor. Ha biliyorum, yukarıdan bakıyor. Ona rağmen yanlış yaptık. Demek ki malsın. Ya acele ediyorum, acele fazla müşteri çekeyim diye. Bir de müşterilerde sıkıntı var, sıkıntı. Adam diyor beni diyor kayıkçının küreğine bindir diyor. Beni harikalar diyarında gezdir diyor. Kırmayaydın oğlum. Ya videoda olmasam kırmayacağım. Baharatlı düz ekmek. Nani? Bilirsin, düz ekmek pizza, üstüne sucuk ve biber. Tamam. Düz ekmek pizza, üzerine sucuk ve biber. Ablacım bunu nasıl yiyeceksin yani, sucuklu hamur? İnşallah biberden kastı dolmalık biberdir var ya. Çünkü yani sapır saçma bir şeyler yapabilir. Hiç güvenmiyorum. İstediğim bu muydu? Şahane bir pizza, kelimeler kifayetsiz. Bayağı iyisin ha. Çubuk pizza, pizzayı kesme, çok pişmiş olursa sevinirim. Çubuk pizza dedi, sucuklu pizza arkadaşlar. Pizzayı kesme, çok pişmiş. Tamam. Bayağı iyisin ha. Çubuk pizza. Bak çubuk pizza diyor. Sipariş alıyorum adama. Ne diyorsun sen, manyak mısın hemşehrim demeden. Sipariş alıyorum. Pizzayı kesmeyecektik. Abi lütfen pizzayı kesme. Lan kazara oyundan çıktım. Gün baştan mı başlayacak? Pizzayı kesmeyeceğim diye kazara oyundan çıktım arkadaşlar. Evet.
Tamam. Sucuklu pizza, üzerinde peynir yok. Tamam, gün yeniden başladı. Kabus gördük abi. Rüya gördük. Rüya. Rüya gördük böyle. Sabah daha dükkanı yeni açtık biz. Bak o manyaklar daha gelmedi falan. Sucuklu pizza, üzerinde peynir yok. Dilediğim gibi dilimleyebilirim. 6 tane. Eyvallah. Al bakalım. Eyvallah. Tamam. Bu sefer hata yapmamayı oynayacağız abi. Artık beni paniğe kaptırıyorlar bunlar. Aramanın ayı var. En iyisi ben bir soğanlı pizza alayım. Tamam abi. Afiyet olsun abi. Arabandaki ayı beyefendiye de içecek olarak bir şey ikram edelim mi? Bu adamlara aslında gelip böyle bir alkol testi falan yapmak lazım. İçki içtiyse falan döveceğim böyle. Şuursuz geliyor. Arabamda ayı var. Benim de dükkanımda ejderha var kardeşim. Ben bir şey söylüyor muyum? Benim de dükkanımda ejderha var. Al baba. Al baba, ayıyla mutluluklar. Bro, bana bir biberli ve soğanlı turta. Pizza üstüne biber ve soğan. Şimdi biberli ve soğanlı turta derse, biberli ve soğanlı. Abi biberli ve soğanlı turta derse ben şey anlarım böyle, hani peynir koymam, direkt hamurun üstüne yaparım. Ondan sonra da der ki ulan bu pizza niye yarım? Ben de bu pizza yarım mı lan diye bir dökenirim elemana. Abi ver yağla. Bura zaten 7 dolar ne abi? 7 dolar bir bahşişten çıkıyor ya. Al bakalım, galibiyet marşını çalın. Mükemmel bir pizza buldum. Afiyet olsun. Patlıcanın üstüne peynir koyup pişirdiklerini biliyorum. Tersi nasıl oluyor acaba? Tamam abi. Patlıcanın üstüne sos istiyor muydu acaba? Sos istemiyorum diye söylemesi lazımdı ama söylemedi. Ben patlıcanlı pizza istiyor olarak algıladım ama şuursuz arkadaşı. Bilemiyorum abi. Selamun aleyküm. İnşallah doğru anlamışımdır. Ne, ben sos istememiştim yahu falan diyecek böyle. Ben ona dalacağım şimdi. Merhabalar, hop. Patlıcanlı pizzanız. Eyvallah. Yarı sosisli, yarı zeytinli, yarı sosisli, yarı sucuklu. Ne? Benim anladığım ne? Yarı sosisli, yarı zeytinli, yarı ne? Ne dedin lan? Teyze iki pizza istiyor zannettim de yarı sosisli, yarı zeytinli. Sosisli artı zeytinli. Sosisli, zeytinli, ve yarı sosisli, yarı sucuklu. Yarı sosisli, yarı sucuklu. Sosis artı zeytin artı sosis artı sucuk mu? Teyze, kolesterolden gideceksin teyze. Hele bir de ki bu pizzada sıkıntı var. Ben dediğim gibi senin karaciğerde de sıkıntı var. He lan, sonunda anlamışım ha. Da ne kadar kötü anlattı ya. Selam, yarısı sucuklu, yarısı sadece peynirli olsun ama hiç sos da olmasın. Tamam. Şimdi ne dedi hanımefendi? Yarısı sucuklu, yarısı da sadece peynirli. Anladım. Abi sadece peynirli pizza, sos kullanmayacağız. Peki, hemen geliyor. Hızlandırıcıyı da bastım ki takır takır şey yapayım diye. Dilimleme konusunda bir şey dediyse de okumadım. Merhaba. İşlerim iyi gidiyor canım. Tabii. Ne demek? Sana pizza verme şansım her zaman var tosunum. Hoş geldin. Ha bak, bu sefer sana var ya böyle sebzeli bir şeyler yapacağım. Biberli baba. Biberli, zeytinli. Afiyet olsun.
Şimdi biberle zeytinli verdiğim için kendimi kötü hissedeceğim de. Gerçi sebzeli abi yani. Biber de güzeldir ya. Rica ederim, afiyet olsun. İki pizza istiyorum. Şeyli olsun. Şu mor salatalıktan hiçbirini dilimleme. Ayrıca çok pişmiş olursa sevinirim. Mor salatalık dedi, patlıcan herhalde. İki tane patlıcan. Patlıcanlı pizza dilimlenmeyecek ve çok pişmiş. Tamam. Abi inşallah iki tane pizzaya yetecek patlıcan vardır elimde. Malzemeyi böyle bol kullanmayacaksın abi demek ki. Çok pişmiş istiyor. Gel. Dilimlenmeyecek. Tamam, hiç dilimleme. Anladım. Şunu bir tur daha geçiriyoruz galiba. İnşallah iyi pişmiş olmuştur. Yanmış olmamıştır. Eyvallah eyvallah birader. Peynirsiz zeytinli pizza. Uğur böceği gibi pizzayı kesme, çok pişmiş olursa sevinirim. Peynirsiz zeytinli pizza kesilmiyor, çok pişiyor, anladım. Anladım. Fırının buff'u bitti bu arada. Fırının upgrade'i bitti. Ama fırının kendi de zaten normalde hızlı geçirdiği için. Gün başında aldık upgrade'i, yeterli abi, merhaba. Hop şöyle, hop buradan böyle. Lan dilimleme demişti. Unuttum. Dua et, şikayet etmeyi sevmiyorum. Dilimlemeyi unuttum. Zeytin hayatımın anlamı. Eyvallah ablacığım. Bir iki tane zeytini de ben fazladan atıyorum ya, canımız sağ olsun. Saat 9 oldu. Dükkanı kapamadan bir müşteri daha alır mıyız? Umarım alırız dükkanı kapamadan bir müşteri daha. Buyur. Bir tane daha. Şu yeni malzemenizi o kadar çok duydum ki merakımdan patlayacağım pizzayı kesme. Patlıcan, pizzaya patlıcan koyan yer burası değil mi? Kesme. Tamam. Tam patlıcanlı pizza, pizzayı kesmiyorum. Yeni malzeme derken benim malzemem dolmalık biber ablacığım. Hah? Lan? Patlıcan bitti. Şş, çaktırma pampa, çaktırma. Çaktırma, çaktırma. Patlıcan bitti. Kalanına da ben sebzeyi doldurdum. Afiyet olsun. Ben zeytin istememiştim. İkramımız efendim, müessesenin ikramı. Patlıcan kalmadı, ne yapayım? Kullanılan malzeme. Evet, gene kendi kendimi batırıyorum. Süperim ya. Gene formumdayım abi. Bugün de formumdayım çok şükür. Bugün de dükkanıma ve kendime zarar vermeyi başardım. Elhamdülillah. Bugün de zarardayım. Güzel abi, gel. Patlıcan bitti. Ablacım ne mozzarella peyniri ya. Bir insan sadece pizzayla yaşayabilir mi? İki pizza, ikisi de sucuklu ve soğanlı. Pizzaları dilimleme. Tamam. İki pizza, ikisi de sucuk artı soğanlı. Pizzaları dilimlemiyoruz. Abi ben bir süre artık para kasmaya çalışacağım ya. Otomatik peynirciyi falan koyabilmek için. Sucuk ve soğan abi, tamam. Ya şimdi bak, bu malzemeler ben spesifik olarak böyle fazla koymadığım sürece sabit miktarda gidecek. Benim ana zarar ettiğim nokta şey abi, ben pizzaya sos dökerken ve peynir dökerken çok fazla para kaybediyorum. Böyle pizzaya sos ve peynir dökümünü halletsem hallederim. Pizzaları dilimleme, tamam kardeş. Dilimlemeyeceğim pizzalarını. Hop, çat. Hop, gel bakalım. Oo,
16 dolar. Kardeşim 16 dolar vallahi gönlüm bolmuş. Soğan üçlüsü, biri sucuklu. Tamam. 3 tane soğanlı pizza, birisinde soğan artı sucuk var. Şimdi birisinde soğan artı sucuk var ya. O soğan artı sucuk olanı bir pişirelim. O bir devreden çıksın. Geri kalanı hallederiz abi. Şuradan soğan artı sucukluyu bir halledelim. Tamam. Gönder bunu. Baksana abi, garanti para kaybediyorum ben ya. Şimdi şunu aldın, verdin fırına. Gel buraya. Bunu aldın, verdin fırına. Gel. 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 Al babuş. Oh, 21 dolarda donate aldık oradan, 10 numara oldu. Ah kahretsin, birkaç liram eksik, sorun olur mu? Hayır, sorun olmaz. Denemeye değerdi. E sorun olur mu dedi, hayır dedim. Sucuklu ya da yarı sucuklu, diğer yarısı peynirli, tamam. Abi oyun galiba gerçekten şey, birazcık sıkıntılı. Param eksik, sorun olur mu dedi, ben de hayır dedim lan. Sorun olmaz demek istedim yani, soru senin için bu bir sorun mu? Hayır dersen sorun değil yani. Manyak galiba ya. Afiyet olsun kardeş. Sen nasıl bir kralsın? Eyvallah, eyvallah. En lezzetinden soğanlı pizza. Ek olarak da sucuk ve sosis de lütfen. Pizzayı kesme. Soğan, sucuk, sosis. Tamam abi. Soğan. Sucuk. Sosis. Pıç pıç pıç. Sosisi azaltmış olabilirim diye iki tane fazladan koydum. E ben şimdi o parası eksik olan adamı geri çevirmek istemiyorum. Kesme dediydi değil mi? Saymayı biliyor musun? Bu dilimler yanlış olmuş. Neyse, en azından donate attı. Mantar ve sosis gezintiye çıkmış, peynir gelmemiş. Tamam abi. Sosisli ve mantarlı, peynir yok. Ben acele edeceğim diyor oluyor ya. Hep unutuyorum böyle bir şeyleri. Pizzayı kesme diyor adam genelde. Aman aman. Aman aman. Nasıl sallandı kamera. Abov. Tamam. Şöyle ayarlayalım. Adam pizzayı kesme diyor. Ben sürekli kesiyorum. Daha o ayarı tutturmayı başaramadım henüz. Eyvallah. Vejeteryan pizza alabilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Rica ederim baba. Şimdi vejeteryan pizzamızda ne var abi? Mantar var öncelikle. Soğan var. Zeytin var. Bence dolmalık biber de bu vejeteryana girer. Yalnız pizzanın içi gözükmüyor ki. Teknik açıdan mümkün değil yani, pizzanın içi gözükmüyor, tık tık tık. Tamam baba, bence güzel bir pizza oldu. Ben olsam bunu yer miyim? Yerim. Al kral, rica ederim, ne demek. Selam, ne haber? Sucuklu pizza istiyorum, yarısında sos olmasın, bir de 2 dilimle. Sucuklu pizza, bak öncelikle hepsinde peynir var demek ki. Yarısında sos yok. Bir de 2 dilimleyeceğiz.
Eyvallah. Doğru mu anladım? Sucuklu pizza istiyorum. Yarısında sos olmasın, iki dilimle. Tamam, bence doğru anladık abi. Al bakalım. Evcil kuzgunumla genelde et yediririm. Bir et sever pizza alabilir miyim deniz ürünü olmadan? Tamam. Et sever pizza dediği şey ya işte sucuk sosis abi. Deniz ürünlü pizza da mı yapılıyor? Abi millet pizzada kendini açtı mı acaba ya? Deniz ürünlü pizza ne abi? Gözünü seveyim ya. Düşünebiliyor musun yani hamsi pizzanın içinde ben hayal edemiyorum. Belki de ben fast food türüne çok uzak kaldım. Afiyet olsun. Sadece soğan ve zeytin olsun. Peynir ve sosa ek tabi. Soğan ve zeytin. Soğan, zeytin tamam. Bu teyzeyi atlatıp bir müşteri daha alma şansımız var. Bekle teyze. Hızlı olacağım. Bir müşteri daha almak istiyorum. İnşallah o müşteri de sakat çıkmazsa. Merhaba. Teyze buyur. Teyze seri git. Hadi bir tane daha. Düz ekmek bir pizza lütfen. Abi düz ekmek dediğine göre peynirli falan değil yani. İnşallah öyledir. Rica ederim ne demek? Günü güzel kapattık ya. Neredeyse böyle upgrade alabilecek falan vaziyete geldik. Ben yine 116 dolarla şey yapmışım abi. Ben yine kendimi zarara sokmuşum. Soğanlara bak. Full ben kendi kendime zarara sokuyorum abi soğanlardan falan. Normal mi acaba ya bu kadar malzeme kullanılması? Bence normal. En azından para iadesi yok yani. Öyle düşünmek lazım. Yükseltmeler. Pizzaya sucuk koyar. Abi otomatik sos asistanı, otomatik peynir asistanı falan. Bunların hepsini almak istiyorum ya. Sucuğu falan da otomatik koyan adam varmış. Herhalde bir süreden sonra her şey otomatiğe dönecek. Her neyse. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Oo. Vay, bu bir şeymiş herhalde, ünlü. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.